kendisini yapmışız. Sadece bir kendisinin bir ailevi bir sorunundan dolayı bütün ilçelerimiz hazır. Derecik hazır, şenliği var, hemşire kulağı, Çukurca. Çukurca'nın sadece olacak. 10, 9, 8, telefonla da ses alalım lütfen. Değerli basın mensupları, çok değerli Hakkari'li Yüksekovalı hemşerilerim. Her şey önce hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün Yüksekova'da ve Büyük Çiftlik'te gerçekten hayat boyu unutmayacağım bir günün yaşadım. Hakkari benim akademik hayatta da, siyasi hayatımda da hep yakından takip ettiğim, tarihini, geçmişini derinden incelediğim ve neredeyse ilçe ilçe köy köy bilmeye öğrenmeye çalıştığım bir vilayetimiz. Bazen öyle kanaatler olabiliyor ki bazı çevrelerde Hakkari denince Türkiye'nin bir ucunda kaderine terk edilmiş gibi duran ve hep böyle bir kenarda kalmış gibi bir algı var. Halbuki tarih boyu Hakkari, Mezopotamya, Kafkasya, İran ve Anadolu arasında ticaret yollarının, büyük düşünürlerin, Ahmedi Hani gibi, Fekiye Teheran gibi, Tertevbe Bey gibi, Seyit Taha gibi, birçok büyük düşünürün, alemin yetiştiği bir ilim ve medeniyet merkezi bu bölgeler. Kültürler buralardan geçmiş, buralarda kaynaşmışlar ve insanlığa büyük katkılarda bulunmuşlar. Bizim için Hakkari kenarda köşede bir il değil, tam da yüreğimizin dip köşesinde hiçbir zaman unutmadığımız bir ilimiz. Yüksekova'da bu ilimizin çok güzel ve önemli bir ilçesi. Bugün Yüksekova'ya indikten sonra hemen Yüksekova'da arkadaşlara da söyledim. Ben salon toplantılarıyla vaktimi geçirmek istemiyorum. Halkımızla beraber olmak istiyorum. Onları dinlemek istiyorum. Onun için de Büyük Çiftlik'te sonra da Su Üstü köyüne de uğradık. Beşatlı köyüne uğradık. Dağın eteklerindeki o güzel yiğit insanlarla diz dize, göz göze sohbet ettik. Haklı şikayetleri vardı, haklı kaygıları vardı. Büyük beklentileri vardı. Gençlerin istihdam sorunları vardı. İşte bütün bunları dinleyerek Gelecek Partisi olarak hem Türkiye genelindeki siyasetimize hem de bölgeyle ilgili siyasetimize ve Hakkari ile Yüksekova ile ilgili siyasetimize bir çerçeve çizdiğimiz çerçeve fiilen uygulama alanı buluyoruz. Her şey önce il başkanımız Hamit Bey'e, ilçe başkanımız Nevzat Bey'e, bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İlk örgütlendiğimiz illerdendir. Çok da güçlü bir teşkilatımız olduğunu bugün Yüksekova'da görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Büyük Çiftlik'te vatandaşlarımızla ve Şemdinli'den, Çukurca'dan, Derecik'ten gelen hemşehrilerimizle de buluştuk. Değerli arkadaşlar, önce geneli ve çerçeveyi çizmek isterim. Cumhuriyetimiz 2023'te bir yüzyılı tamamlı ikinci yüzyıla geçecek. Kritik bir eşikteyiz, bir karar aşamasındayız. Önümüzde 2 yıl var. Ve Türk siyaseti, Türkiye'deki genel siyasi atmosfer büyük bir dinamizm içinde. Bu 2 yıl içinde siyasetçiler ya Türkiye'ye yeni bir vizyon ortaya koyacaklar ve doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına zemin teşkil edecek olan bir perspektif ortaya koyacaklar. Ya da eski korkularla, dürtülerle, sloganlarla, eskimiş siyasetlerle, 90'lı yıllarda Türkiye'yi darboğaza sokmuş anlayışlarla vesayetçi, darbeci anlayışlarla Türkiye'nin ve gençlerin geleceğini karartacaklar. Bugün Büyük Çiftlik'te dinamik, gencecik çocuklar gördüm. 10-15 yaşlar arasında. Ve bu çocuklar tam da 100. yılın dönüşümü esnasında yetişmiş çocuklar olacak. Bu çocuklar yanlış politikalar olursa teröre kurban verilebilir ya da terörle mücadele ederken aynı anda bir kardeş asker olarak şehit olur, diğeri terörist olarak bir başka yerde hayatını kaybeder. Bu bölgenin kaderi olmamalı. Türkiye'nin kaderi de bu olmamalı. Biz içinde bulunduğum hükümetler döneminde demokrasi alanında atılımlar atıldığında çok ciddi hep destekler, yürekten destekler verdik. Ve o desteklerle bölgede bir takım eski uygulamaların durdurulmasına zemin hazırladık. Yani Kürtçenin serbestçe konuşulması ve Kürtçenin ana dil olarak
Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olan Kürt vatandaşlarımız tarafından her yerde kullanılması, eğitimde kullanılması, her yerde. Bu konuda hiçbir zaman taviz vermedim ve Gelecek Partisi olarak da parti programımıza bunu açık bir şekilde yazdık. Dünyanın her yerinde ana dillere hürmet esastır. Türkiye'de bir imparatorluk geleneğinin devamı olarak da ana dilin çok farklı, sadece Kürtçe değil, farklı ana dillerin rahatlıkla konuşabildiği bir yer olması demokratik bir haktır. Yine o dönemdeki birçok kısıtlayıcı şeyler, adımlar karşısında demokratik bir çerçeve çizdik. Hatırlayacaksınız, hem Türkiye içinde bu demokratik çerçeveleri, demokratik açılım, çözüm süreci farklı bağlamlarda ortaya koyduk. Hem de sınır ötesindeki bizimle tarihtaş olan bölgelerle de yakın ilişki kurduk. Yani Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle kurulan ilişkiler, Erbil'le kurulan ilişkiler, Irak'ta, İran'da, Urumiye'ye ki buradan 90 kilometre ötede tarihi bağlarla bağlı olduğumuz bölgeler. Oraya da Dışişleri Bakanı olarak gittiğimde, Erbil'e gittiğimde, Süleymaniye'ye gittiğimde, pazara çıktığımda, Yüksekova, Hakkari ya da Diyarbakır'da ya da Konya'da pazara çıkmışım gibi rahat hava gördüm. Aynı şey Suriye için, Haseke için de geçerlidir. Buradaki bütün kardeşlerimiz, Kürt, Arap, Türkmen hepsi Türkiye'yi, Hakkari'yi bir köşe olmaktan çıkaracak olan şey İran ve Irak'la girilen ilişkilerde Hakkari'nin bir köprü olmasıdır. Hakkari Türkiye'nin nefes borusudur. Hakkari Türkiye'nin doğuya açılan kapısıdır. Aynı anda iki komşu ülkeye sınır olan kaç yerimiz var? İşte Iğdır'ımız var, Edirne'miz var, birkaç ilimiz var. Hakkari bu anlamda bizim hem Irak'a hem İran'a kapımızdır. Esenler'e kapısı başbakanlık döneminde en yakından takip ettiğim bakanlık kapıydı. Çünkü Hakkari'nin o kapı üzerinden refaha kavuşacağını biliyorum. Irak'la iki kapı birden açılması için derecikte ve şeyde, hatta üç kapı birden açılması için çaba sarf ettik. Bugün Türkiye işte bu değişimin eşiğindeyken Gelecek Partisi olarak politikamız açık ve nettir. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın sorun olarak görülmesi veya sorunla anılmasına şiddetle karşıyız. Kürtler sorun ya da tehdit değil vatandaşlarımız olarak. Büyük sorunların mağduru. Bir taraftan 12 Eylül zihniyeti, evren zihniyeti ya da tek parti dönemin Recep Peker zihniyeti tekleştirici, dikte edici, kültürel kimlikleri reddedici zihniyet. Diğer taraftan bu politikaları istismar ederek Kürt gençlerini terör vatağında hayatlarını karartan, yine 20. yüzyılın dogmatik, Marksist 20. yüzyılda kalmış bir örgüt mantığı. İşte bizim Gelecek Partisi olarak hedefimiz ve bugün buradan bütün Hakkarililere, Yüksekovalılara, bütün bölgeye ve Türkiye'ye verdiğim mesaj şudur. Biz bölge halkının ne dışlayıcı, ötekileştirici, baskıcı bir siyaset anlayışının tehdidi altında ne de arkaik bir örgüt yapısının terör tehdidi altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Bu da Türkiye'nin bütünüyle demokratikleşmesinden, demokrasiyi benimsemesinden geçiyor. Çünkü artık dünyada en fazla Kürt vatandaşımız yaşadığı yer ne Erbil ne Diyarbakır, İstanbul. Şu anda en büyük Kürt şehri İstanbul. Türk şehri olduğu gibi birçok şehir oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bütününün demokratikleşmesi, bütünü de demokrasinin hakim olması ve Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken gerçekleşecek olan seçimde de iki taraf, birçok taraf olacak ama esas itibariyle yol ayrımı şu olacak. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak isteyenler, Cumhuriyeti 20. yüzyılın köhnemiş sloganları, korkuları, dürtüleriyle sürdürmek isteyenler. Biz Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak isteyenleriz. Ve burada da bölge halkının, bu ülkeye aidiyetine önem veriyoruz. Bölge halkının baskı altında olmamasına, terör örgütünün veya bu eski zihniyetin, 90'lı yıllardan kalan zihniyetin baskısı altında olmamasına önem veriyoruz. Benim geçmişte bulunduğum partiden, AK Parti'den ayrılma sürecimde en önemli görüş ayrılıklarımdan birisi de buydu. Evet, terör
tehdidi karşısında kamu düzenini hep savundum. Ve herkes bilir Yüksekova'ya o şartlarda birçok kere geldim. Bölgede hafta sonlarını bölgede geçirdim. Kimi zaman Yüksekova'da, kimi zaman Varto'da, kimi zaman Şırnak'ta, kimi zaman Sur'da, kimi zaman Gevaş'ta. Hep buradaydım. Halkla beraber. Biz bu halka karşı vermedik terör savaş mücadele. Terörle mücadele örgüte karşı veririz ama Kürt halkına, Kürt kardeşlerimize, Kürt vatandaşlarımıza tek bir acı yaşatacak bir yaklaşımı da asla benimsemeyiz. O zaman açık bir şekilde kayyum anlayışına karşı çıktım. Ve şunu söyledim. KCK da yanlıştır, kayyum da yanlıştır. Ve Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtlerle yakın diyaloglar kurmasını hep savundum. Çünkü benim zihnimde Irak'taki, Suriye'deki Kürtlerin himayesi, Amerika hamisi veya koruyucusu veya dertlerini başvuracakları yer Washington olamaz, Amerika olamaz, Londra olamaz, İngiltere olamaz, Fransa, Paris olamaz, Moskova, Rusya olamaz, Çin olamaz. Onların tarihi referansları İstanbul'dur, Ankara'dır. Kutlamara'da, efendim Çanakkale'de, Sarıkamış'ta nasıl beraber olmuşsak bundan sonra da beraber olacağız. Bu bağlamda Hakkari ziyaretimiz kritik bir eşikte yapılan bir ziyaretti. Bütün bu görüşlerimi buradaki dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaştık. Bir kez daha buradan bütün ülkemize şu mesajı iletmek isterim. Büyük bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Herkes etkileniyor, bölge de etkileniyor. Gençler şu anda Türkiye'nin en büyük işsizliğinin olduğu şehirler Hakkari, Van, Bitlis, Muş. Şimdi %23.8 bu da şeyin resmi rakamları, TÜİK rakamı. Genç işsizliği %60'ı 50 benim gördüğüm alanda gördüğüm genç işsizliği. Şimdi böyle bir ekonomik yıkım çöküm esnasında önce gençlerimizin bugün Yüksekova'da gördüğüm o gül yüzlü gençlerimizin teröre ya da başka gayrimeşru yollara işte bir takım yollara tevessül etmemesi için bizim görevimiz o gençlere istihdam oluşturacağız. Onurlu bir hayat oluşturacağız. Onurlu bir gelecek oluşturacak ve o gençler Hakkari'nin çocukları ben bir mülakata girdiğimde Edirne'liyle, Konyalı'yla, Trabzonlu'yla aynı şartlarda gireceğim ve bu ülkenin sahibiyim demesidir. Her zaman söylediğim bir şey. Bugün bir kez daha Yüksekova'nın dağlarının eteğine gittiğimde kendimi Toroslar'da zannettim. Kendi doğduğum yerlerde. Ben Toroslar'da doğmuş bir Türkmen çocuğunun bu ülkede hakkı neyse Hakkari'de bu Yalçın Dağları'nın arasında Yüksekova'da doğmuş Kürt çocuğun da hakkı odur. O da hepimiz bu ülkenin asli sahipleriyiz. Kimse asli sahibi de bazı siyasiler o havada. Sanki devletin asli sahipleri onlar. Hain kim? O tam onu tanımlayacak. Dost kim? O tanımlayacak. Düşman kim? O tanımlayacak. Hatırlarsanız Serok Ahmet ifadesi bana karşı kullanıldığında Sayın Bahçeli bir ihanet şeyi içinde bunu sanki o tanımlayacak hain kim, dost kim? Bu ülkeyi bir arada tutacak olanlar Konya'da konuştuğu gibi Yüksekova'da da konuşabilenlerdir. Ülkenin yarısına gidemedikten sonra Kürtçeyi sanki tehdit unsuru gibi Kürtçeyi bu ülkenin dili değilmiş veya Kürtçeyi kullanmayı bir ihanet işareti şey gibi yansıtanlar bu ülkenin birliğine hizmet etmezler. Biz o anlamda bugün Yüksekova'da büyük çiftlikte söylediğim gibi tekleştirici değil, birleştirici bir politika takip edeceğiz. Bütünleştirici, birleştirici, kardeş kılıcı. Yoksa herkes şöyle düşünecek. Herkes şu slogana inanacak. Herkes şu şekilde düşünecek. Kayyumu başka bir siyasi tercihte bulunursa biz onu değiştiririz, kayyum atarız gibi bir politikayla Türkiye'nin birliği beraberliği tesis edilemez. Biz bu anlamda 20. yüzyılın korkularından arınmış bir şekilde inşallah 21. yüzyılın yani Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken demokrasiyle taşlandıracağız. Bundan emin olun. İktidarla aramızdaki görüş farkı da budur. Onlar 90'lı yılların aktörlerine teslim oldular. Onların dünyasında Türkiye'ye bakış, bölgeye bakış, Hakkari'ye, Yüksekova'ya bakış artık Perinçek'in bakışıdır. Bahçeli'nin MHP'ye bakışıdır. Ve 90'lı yıllardaki aktörlerin bakışıysa biz aynı çizgide değiliz. Olamayız da.
Biz zaten onu reddederek yeni Türkiye demiştik. Biz herkesin özgürce düşünce, özgürce konuştuğu bir Türkiye özlüyoruz. Ama asla terör örgütünün bu ülkedeki kamu düzenini yok etmesine de izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün hendekler, barikatlar o dönemde en fazla mağdur ettiği kesimler yüksek ovalı iş adamlarıydı. Bana hepsi geldiler. Nerelerde baskı altına aldıklarını anlattılar. Diyarbakır'da, Van'da, Bitlis'in kenarlarında nerelerde nasıl baskı altına alındığı iş adamlarını anlattılar biliyorum. Kamu düzenli devlet demokrasiyle taşlandırarak ihdas edecek. Ve bu halkı KCK ile kayyum arasına sıkışmaktan kurtaracağız. Ve bunu kurtaracak olan tek parti de bu anlamda kendi özgün yaklaşımıyla Gelecek Partisi. Çünkü biz çok açık bir şekilde programımızda bu konulardaki tutumumuzu açık ortaya koyduk. Kürtçenin eğitimde kullanılmasından kayyuma açık ve net bir şeyde karşı çıkış ve eğer bir hukuki suç varsa belediye meclisi içinden seçimler yapılması diye net olarak bunları yazan biziz. Ve bugün Hakkari'de Yüksekova'da gördüğüm güzel manzara da şudur ki Yüksekovalılar Gelecek Partisi'nin farkını görmüşler ve bize sadece bağırlarını açmadılar, dertlerini de paylaşarak bize yön gösterdiler. Buradan Hakkari ve Yüksekova ile ilgili birkaç soruna da dikkati çekmek isterim. Başbakanlığı bıraktırmış olmakla birlikte bütün illerimizle ilgili gelişmeleri takip ettim, ediyorum. Zihnimde Türkiye'nin her ili, her ilçesiyle ilgili bir harita var. Yüksekova'ya geldiğim dönemdeki hali biliyorsunuz Selahattin Eyyubi Havalimanı'nın açılışı benim başbakanlığım döneminde 26 Mayıs 2015'te açılmıştı. O zaman Yüksekova ile ilgili toplandığım, görüştüğüm arkadaşlara da zikretmiştim. Eğer Türkiye'de belli şeyler, tarım potansiyeli olan yerler vardır, az kullanılmış. Mesela Çukurova değerlendirilmiştir. Konya Ovası'nı biliriz, ne bileyim. Menderes Ovalarını biliriz, Samsun Ovası biliriz. Ama az değerlendirilen yerler Muş Ovası'dır, Iğdır Ovası'dır. İstediğimiz ölçekte değerlendirmenin bir tanesi de Yüksekova'nın tarım ve hayvancılık potansiyelidir. Bu kadar tarihte de böyle bir yeri olmuş, böylesine bir tarım, özellikle hayvancılık alanını bir hayvancılık üssü haline getirmek lazım. Bu bölgenin istihdam sorununu çözecek olan en önemli husus, o geniş meraların şenlenmesi, mezraların açılması. Onun için bugün bir mezrada toplantı yaptım. Meraların korunması esastır. Meraları muhafaza edeceğiz. Hayvan sayısındaki düşüşleri takip ediyorum. 38 bin baş hayvan, küçük büyük baş hayvan kalmış. Küçük başlarda da galiba 450 bin, yine eksilme var, 450 bin civarında. Halbuki buralar bir ülkeyi besleyecek hayvancılık potansiyeline sahip. Ardahan'a gittiğimde söyledim. O zaman hala açmamışlardı veterineri. Şimdi sordum değerli Ticaret Odası Başkanı, Ticaret Sanayisi Başkanı'na ki kendisine de teşekkür ediyorum. Salonu bizim için basın toplantısı için açtı Abdurrahman Bey. Ve Yüksekova'nın sivil toplumun arasındaki ilişkilerin de ne kadar iyi olduğunu gördüm. Hepsi de bana çok önemli bilgiler verdiler. Yüksekova'ya bir veterinerlik fakültesi açılması lazım. Yani Hakkari'de üniversite olacak ama Yüksekova'da veterinerlik fakültesi olmayacak. Bu olacak şey değil. Yeni bir entegre ve hayvancılığa dayalı endüstri altyapısı kurulması lazım burada. Tarıma ve hayvancılığa dayalı endüstri altyapısı. Bugün özellikle Beşatlı köyünde, su üstünde ve o bölgede, büyük çiftlikte birçok köylü kardeşimiz bazı projelerde oraya asri mezarlık yapılması, efendim köpek barınağı yapılma, hayvan barınağı yapılması gibi projelerde hayvancılık ve mera alanlarının işgal edildiğini dile getirdiler. Buradan görevdeki bütün yetkililere de sesleniyorum. Bu bölgenin hayvancılık ve mera alanlarını korumak sizin görevinizdir. Hayvancılığı geliştirmek için başlı başına Hakkari'ye dönük olarak bir il bazlı bir stratejik plan geliştirilmesi lazım. Başbakan olarak geldiğimde Yüksekova'nın dinamizmini görerek eğer bir şehir, yani büyük bir şehir potansiyeli var burada. Irak ve İran kapıları açıldığında burası Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olur. Etkin şekilde çalıştığında. O zaman bir organize sanayi bölgesi kurulması
düşüncesini vardı ve teşvik de ettim. Daha önceki ticaret odası yetkilileriyle de bunu konuşmuştuk. Bugün organize sanayi bölgesi konusunda adım atılmış olduğunu görmekten memnunum. Çok geç. Çok geç, çok yavaş attılar. 2016 yılında atacaktık. Eğer başbakanlığımıza, başbakanlığı bırakmak zorunda bırakılmış olmasaydım. Geç atılmış. Ayrıca yeriyle ilgili mera alanları olduğu konusunda köylülerin bir takım kaygıları vardı. Köylülerimizin oralarda hayvancılıktan etkilenmemesi için köylülerle de istişare edip kesinlikle organize sanayi bölgesinin doğrudan gelirlerinin ve sağlayacağı katma değerin o köyler tarafından kullanılmasına özen göstermek lazım. Yine bu bölgenin asli sorunu olan ve zikrettiğim Esendere kapısının tam anlamıyla işlevsel halde devreye sokulması lazım. Irak'ta açılan kapıların da süratle devreye girmesi lazım. Ve bu bölgenin inşallah bir daha güvenlik sorunları yaşayan ve güvenlik sebebiyle turizmin akışının engellenmesine de turizmi engelleyen bir ortamda olmayacağı kararlılığıyla söylüyorum. Dağ turizmine açılması lazım. Hakkari Dağları kadar güzel dağ yok. Buralar terör çatışmalarının, güvenlik ve şeylerin, kaygılarının olduğu bir yer olmaktan çıkmalı. Barışın, özgürlüğün, huzurun ve refahın paylaşıldığı dağlar haline gelmeli. Eğer biz Türkiye'nin genelinde demokrasiyi temin eder, kalkınma planlarını istihdama dönük olarak yapar, Güneydoğu'ya dönük olarak özel politikalar geliştirme yanında tek tek Hakkari ve yüksek gibi ilçelere dönük çalışmalar rayına oturtursak biliniz ki Türkiye'de kalkınan, yıldızı yükselen bir ülke olur. Bu bölgede sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun, Mezopotamya'nın en hızla yükselen bölgesi haline gelir. Ben tekrar misafirperverlikleri dolayısıyla bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle de Yüksekovalı kardeşlerimin misafirperverliklerine bir kez daha hayran kaldım. Bir konuya da değinmeden geçmeyeceğim. Yüksekova'ya girdiğim andan itibaren gördüğüm manzara beni gerçekten hüzne gark etti derler ya. Yüksekova'nın en önemli caddesi Cengiz Topel Caddesi. Yani atar damar Yüksekova orada. Ve caddeye girdik. Ben düşünüyorum ki caddeyi karşılıklı dolaşabiliriz. Hani esnafın hepsine cevap veririz. Sanki ortadan bir şey geçiyor. Bir yar var. Bir uçurum var. Bir tarafa geçtiğimizde diğer tarafa geçemedik. Ya Allah aşkına. Ve Yüksekovalı kardeşlerimiz de bana defalarca yolda durdurarak efendim bu 5 yıldır böyle diyorlar. 4-5 yıldır Ağustos, Eylül ayı geldiğinde çalışma başlıyor. Kış boyu tekrar tahrip oluyor, tekrar başlıyorlar. Evet, Yüksekova, bakın örnek bir şehir olarak gelişebilirdi. Örnek bir şehir olarak. Çünkü yeni gelişen bir yer. Eski Gever tarihi bir şehir ama bu kadar, bu nüfusa yeni ulaştı. Altyapısı vaktinde düşünülmeliydi. Bunda yerel yönetimlerde, rol alanlarında sorumluluğu var, merkezi yönetimlerde. O zaman bir yeni şehir planlaması yapılması için talimat vermiştik Yüksekova ile ilgili. Altyapı çalışmaları şimdi başlatılıyor, tekrar tekrar kazılıyor. Tekrar sorduğumda ne yapılıyor burada diye vatandaşlarımız kendileri izah edemiyor. Her sene bu tekrar eden bir durum. Ve bir genç İrfan durdu, şöyle dedi ve yüreğim yaktı, açık söylüyorum. Haklı da. Efendim dedi, bu tablo Edirne'de görseydiniz, Edirne'nin bir ilçesinde, şimdiye kadar bu tablo gizli kalır mıydı? Biz yıllardır bu yol bu şekilde. Edirne'miz ile Hakkari'miz arasında bir fark yok. Eğer bir Yüksekovalı böyle hissediyorsa bu bir meseledir. Buradan kayyum görevini yürütenlere de, mülki amirlere de, ilgili yetkililere de hepsine sesleniyorum. Bu rezalete son verin. Yüksekovalılar kendilerine hayatı zehreden bu tabloya haklı olarak isyan ediyorlar. Bu herhangi bir altyapı çalışması değil. Gördüm, karşıdan karşıya geçmek mümkün değil. Bir esnafa selam vermek istese karşıdan karşıya geçemiyor. Böyle bir altyapı başlar, 2 ayda bitirilir. Yıllardır bitmiyorsa
bunun hesabını biri vermeli. Ayrıca Yüksekova'nın belediye çalışmalarının da yapılan harcamaların dolaştığı düzeyle ilgili bilgiler de verildi. Kayyum atanmış olması, ben prensipte kayyuma karşı. Ama atanmış olması hesap verilebilirliğin bittiği bir yer değil. Herkes hesap verir. Bu milletin kaynaklarını kullanan herkes hesap verir. Eğer yanlış bir kullanım varsa da bunu da kimse bundan uzakta kalamaz. Böyle bir şey normal şartlarda işte demokrasinin erdemi de buradadır. Bunu yaşattığı zaman bir daha sefere seçmezsiniz. Maalesef eski KCK etkisindeki yerel yönetimlerde de böyle şeyler olurdu. Çünkü baskıyla seçiliyordu o da. Ha şimdi ise kayyum nasıl olsa gidecek başka bir yere tayin edilecek, hesap vermeyecek. Halbuki seçilen bir belediye başkanı onun hesabını bir daha sefere halk oyda vereceği için böyle bir rezalet olmaz. Buna ümit ederim bir daha geldiğimde Yüksekova'da böyle bir tablo görmem. Cengiz Topel Caddesi Yüksekova'nın atar damarıdır. Hayat can damarıdır. Tez zamanda bu altyapı çalışması bitirilip normal hayata ve esnaflarımızın cıvıl cıvıl karşılıklı olarak selamlaştıkları, şey yaptıkları, müşteriyle buluşabildikleri bir şartlara kavuşturulması Yüksekova'nın haklı talebidir. Biz de bu talebi takip edeceğiz. Ve ilçe başkanımız Nevzat Bey dinamik bir ilçe başkanıdır. Ben her ay soracağım, arayıp soracağım Cengiz Topel Caddesi'nde durum ne diye. Bu resimleri de kamuoyuyla paylaşırız. Böyle rezalet olmaz. İl başkanımız da bunu takip edecek. İnşallah bir an önce bunun bitmesi için elimizden gelen her türlü çabayı, baskıyı, eleştiriyi, görüşü dile getireceğiz inşallah. Buyurun sorular varsa. Şimdi biraz önce aslında söyledim. Kusura bakmayın isminiz. Ömer Bey. Haber. Ömer Bey. Biraz önce zikrettim aslında. Bir kere ben hani bir Kürt meselesi falan mı? Kürt sorunu dendiğinde sorunla Kürt kelimesinin yan yana bu Türk de olsa bir şey olarak gelmesinden çok haz etmem. Bu sorunun Türkiye'de demokrasi eksikliği, demokrasi sorunun mağdurlarıdır. Vatandaşlarımız ve Kürtler. Kürt vatandaşlarımızdı. Geçen biraz önce zikrettim. 100 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Öncesi de var. Tarih boyu etle tırnak olmuş Türkler, Kürtler, Anadolu'daki bütün kavimler birlikte Cumhuriyeti hep beraber kurdular ve İstiklal Savaşı mücadelesinde Kutlulamağara'da, Çanakkale'de hep beraber mücadele edildi. Şimdi 100 yıllık bir tecrübemiz var. Bir tarafta Kürtçenin kullanımı dahil Kürt kimliği, örfü, şeyleri, geleneği dahil bütün bunları reddeden bir çizgi var. Bunu tek parti döneminde Recep Peker, 12 Eylül döneminde Kenan Evren temsil etti. Bu bizim devlet, geçmiş devlet tecrübelerimize de, demokrasi anlayışımıza da aykırı bir çizgi. Diğer taraftansa bu yanlışlıklar üzerinden, istismar üzerinden, 1920. yüzyıl yani 1960'lı 70'li yılların arkaik örgüt yapısıyla terör yapan bir terör örgütü. Bugün bölge halkı bunun ikisinin arasına sıkıştırıldı. Biz 2002 yılında geldiğimizde, ben o zaman başdanışmandım. Irak politikasında rol oynadım. Ve özellikle de Türklerle Kürtleri çatıştırmak istedikleri zaman 2007 yılında, hatırlarsınız manşetler Erbil'i bombalayalım efendim vesaire gibi çıktığında, Irak'taki Kürtlerle, Kürt bölgesiyle özellikle Türkiye'de çatışma çıkarmak istediklerinde Bağdat'a, Erbil'e gittim. Ve siyasete girmemin temel sebeplerinden biri de o günlerde çünkü akademik hayata dönmeyi düşünüyordum. Bir AK Parti'nin kapatılma davasıdır, bir de bu bölgede Türklerle Kürtleri yani bölge derken Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu'da büyük bir
Türk-Kürt çatışması ve sonrasında da büyük bir kargaşa çıkarmak isteyenlere karşı açık ve net tavır aldık. Çok da güzel şeyler yapıldı. Sayın Erdoğan 2005 yılında yaptığı konuşmayla bir takım tabuları yıkacağını işaretini verdi. Hep beraber destek olduk. Daha sonra birçok hamleler yapıldı. Kürtçe üzerindeki yasaklar kalktı, olağanüstü halk kalktı, efendim hepimizin şahit olduğu Kuzey Irak'la ilişkilerde hemen hemen her hafta ziyaretlerin olduğu bir dönem başladı. Bunların hepsinin içinde vardım ve bunların doğru adımlar olduğunu hep söyledim. Aidiyet bilincini kuvvetlendirecek olan şey bütün vatandaşların ben bu ülkede özgürce yaşıyorum demesiyledir. Ve bir ülkeyi bir arada tutacak olan şey de budur. Kürt sorunu başlığı adı altında ele alınan redci, asimile veya red politikaları, baskı politikaları ta o tek parti döneminde 12 yıldan gelen politikalara bir meydan okumaydı bu. Ve Ömer Bey bunun önemli ölçüde mesafelerde alınmıştı. Ben Dışişleri Bakanı olarak da destekledim bunu, Başbakan olarak da. Ancak çözüm süreci esnasında, soruyu spesifik sorduğunuz için, Başbakan olduğumuzda Sayın Erdoğan iki önemli konuyu bize vasiyet gibi emanet ettiğini söyledi. Bir FETÖ'yle mücadele, bir de çözüm süreci. Elimizden geleni yapıp bunu sürdürmeye çaba sarf ettik. Fakat çözüm süreci esnasında bütün silahlı unsurların Türkiye'den çıkacağı sözünü veren örgüt, bunu yapmak yerine bütün Doğu ve Güneydoğu'da Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bütün şehirlerde, illerde, ilçelerde bu vatandaşlarımıza hayatı zehreden uygulamalara girdiler. Yani bakın şurada hepimiz rahatsız olduk Cengiz Topel'deki altyapı sebebiyle yolun bozuk olduğuna. Öyle haller oldu ki barikatlarla yolları, sokakları ayırdılar, hendekler kazdılar, barikatlar kurdular, bir takım şeylere girdiler. Çözüm sürecini bitiren temel unsur odur. Buna karşı da her zaman ben iki şeyi birden savundum. Tam demokrasi ve kamu düzeni. Hiçbir zaman devlet otoritesi demedim. Kamu düzeni hepimizin düzenidir. Bir şehirde, Yüksekova'da kamu düzeni demek işte o yol orada kamu düzenini etkiliyor. Hepimizin, Kürtlerin, Türklerin, Sünnilerin, Alevilerin, Müslümanların, Hristiyanların ortak düzeni. Bu düzeni kim tehdit ederse etsin, ister terör örgütü, ister mafya çeteleri, ister şimdi olduğu gibi büyük şehirlerdeki bazı çeteler, ona karşı bir tedbir almak gerekir. Öbür tarafta ise bunun çözümü eski 90'lı yılların sloganlarına, uygulamalarına dönmek olamazdı. Biz kamu düzeniyle tam demokrasi bir arada gerçekleştirmeye çalıştık. Buna karşılık Sayın Erdoğan, ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 90'lı yılların aktörleriyle birlikte demokrasiyi daraltarak Kürt sorunu veya Kürtlerin hakları ile ilgili sorunları diyeyim. Kürt sorunu demek dediğim gibi çok doğru görmüyorum. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hakları ile ilgili sorunları göz ardı etmeye başladı ve dil değişti, uslup değişti, yöntem değişti. İşte bizi AK Parti ile Kürt vatandaşlarımızın hakları konusunda ayırt edilen nokta orada başladı. Ve Doğu'da vatandaşlarımızın bize Serok Ahmet demesinin sebebi de budur. Çünkü o vatandaşlarımız bilirler. Biz terörle mücadele ederiz ama asla Kürt vatandaşlarımızın demokratik haklarının çiğnenmesine izin vermeyiz. Biz kamu düzeni sağlarız ama bunu sağlarken 90'lı yıllara atıfta bulunmayız. Bu bağlamda üç ayaklı bir politika benimsiyoruz biz. Bir, yani Kürt vatandaşlarımızın da içinde olduğu hakları savunmak bağlamında. Birinci ayak, Türkiye'nin tam bir demokrasi, eksiksiz bir demokrasiye kavuşturulması. Sadece Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'da değil, Tekirdağ'da, İstanbul'da, İzmir'de de eksiksiz demokrasi. Çünkü geçen hafta Bursa'daydım, 10 gün önce. Bursa'nın yol altı diye bir semt bölgesi var. Araba yatağının bulunduğu bölge. Gittim, emin olun kendimi Bitlis'te, Muş'ta zannettim, Bingöl'de. Doğudan, Güneydoğu'dan Bursa'ya gelmiş vatandaşlarımız. Kahvelerde oturdum, sohbetler ettim. Artık bölgesel bir Kürt sorunu ifadesi çok doğru değil. Çünkü demin söylediğim gibi Türkiye'nin bütün şehirlerinde iç içe yaşayan ve
dünyanın en büyük Kürt şehri olarak İstanbul'un ortaya çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tam demokrasi şartı. İkincisi bölgeyle, bölge içinde sorun. Bu tam demokrasi içinde insan ona yakışır bir hayat standardı, Kürtçenin kullanımındaki baskı şeylerin, kısıtlamaların kalkması, düşünce özgürlüğü, herhangi bir mülakatta veya kamu alımlarında etnik veya mesleki kimlik dolayısıyla baskı altında tutulmaması, birçok husus var ki bu parti programımızda var. İkincisi bölgedeki yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sorunlarla ilgili biraz önce zikrettim. Kayyum düzenine karşıyız. Nerede olursa olsun, kim tarafından olursa olsun. KCK düzenine de, kayyum düzenine de karşıyız. Yine bölgede eskiden olduğu gibi dağlara taşlara slogan yazıp Kürtçe yasaklayan anlayışa da açık bir şekilde karşıyız. Bölgede olabilecek bir güvenlik çalışmaları esnasında helikopterden bir vatandaşımız atılmışsa bunun güvenlikle izah edilmesi mümkün değil. 90'lı yılların faili meşhurlarının tekrar geri gelmesini kim ister ya da o yönde adım atarsa bilsinler ki karşılarında ilk duracak parti Gelecek Partisi'dir. Onun için bu Van'daki helikopterden atılma olayı üzerine ailesiyle de konuştum. Gelecek Partisi olarak da işin takipçisi olduk il başkanlığımızda. Üçüncü ayak ise yani genellikle Kürt sorunu olarak ifade edilen çerçevede en önemli ayaklardan biri sınır ötesindeki Kürtlerle ilişkiler. Kuzey Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle en yoğun ilişkilere gireriz. Geçmişte olduğu gibi girmeliyiz. Bugün bu ilişkiler neredeyse donduruldu. Suriye'deki Kürtleri de ne bir terör örgütünün himayesine ne de Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerikan himayesine terk ederiz. Onlarla da onlar bizim tarihi hele hele sınırlara bakıldığında aynı şehrin ikiye bölünmüş Resulayn'la işte Ceylanpınar, Tel Abyad'da Akçakale, Nusaybin aynı şekilde bölünmüş bir şehir tablosunda mutlaka karşı taraftaki Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin hepsiyle yakın ilişki içinde bulunuruz. Dolayısıyla bütün bu çerçevede bu adımlar atıldığında Türkiye'de aidiyet bilinci güçlenecek. Demokrasi sorunu, Kürt sorunu ile ilgili önemli adımlar atılmış olacak ve Türkiye dışında da yeni bir ufuk önümüzde açılacak. Evet. Bir tane daha var galiba burada. Sayın Başkan, bir şey sormak istiyorum. Öncelikle siz anlattınız gerçi ama ben yine sorunu sormak istiyorum. 2015 yılında havalimanı açılışında demiştiniz ki yüksek hava Ankara ve İstanbul gibi, daha doğrusu Hakkari, Ankara ve İstanbul gibi yaşanabilir bir şehir olabilecek. 6 yıl sonra buraya geldiniz. Ankara ve İstanbul gibi bir yaşanabilir şehir gördünüz mü? Görmedim. Söyledim işte. İsminiz kusura bakmayın. Bilal Yüksek Hava Kısa. Çok teşekkür ederim Bilal Bey. Görmedim, açık net söyleyeyim. Tabii ben onu söyledikten sonra bir müddet sonra başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldım. Şunu ama yüksek ovalılara, Hakkarililere taahhüt ederim. İnşallah bir gün tekrar Allah'ın takdiri ve bu milletin teveccühüyle bir iktidar nasip olursa hem Hakkari hem yüksek ovayı hak ettiği yere getirecek her türlü adım atacağız. Ve o zaman göreceksiniz Hakkari'nin ve yüksek ovanın nasıl yönetileceğini, yönetilmiş olduğunu. Onun için kuvvetli bir ekip kurduk ve il bazında örgütlenerek, yani il bazında planlamalar yaparak iktidara hazırlanıyoruz. Sadece eleştirmiyoruz. Bakın herhalde anladığınız Hakkari'nin, yani Yüksekova'nın en ince detaylarına kadar takip ettiğimizi. Yarın da Şemdinli'de olacağım. Şemdinli'de de arkadaşlarımızdan bilgiler alacağım. Bunları belli kayıtlarla şeyden sonra iktidara geldiğimizde hayata geçirmek üzere çerçevesini oluşturacağız. Hiç merak etmeyin. Yüksekova belki de bütün Kafkasya, Orta Doğu, bu bölgenin şehir olmaya en müsait yerinde bulunan ve Hinterland'ı da güçlü bir şehirdir. Ama şu anda bulunduğu yer benim 2015'te 2016'da söylediğimin çok gerisindedir. Çünkü ben devam edemedim. Kaldığımız işi tamamlayacağız, bunu söyleyeyim. Bıraktığımız yerden tamamlayacağız ve bu bölgeyi ticaretin, sanayinin ama her şeyden önce organik tarımın ve hayvancılığın merkezi haline getireceğiz. Efendim, peki. Gelirseniz
gündeme geldi. İkincisi 3 ayda bir 200 milyon sosyal yardımlaşmanın yardımlarıyla geçiriyorlar. Nasıl bitecek? Şöyle bir kere kapılar nasıl açılacak? İnsanlar nasıl bir iş sahası? Şimdi baştan başlayayım. Hangi televizyon kanalı olursa olsun, kim olursa olsun veya hangi sivil toplum kuruluşu veya hangi siyasi görüş olursa olsun, Kürtçeyi tahkir eden, Kürtçeyi yabancı dil muamelesi yapan, hatta suç dili gibi bir muamelesi yapan kişi insan haklarını ihlal etmiş, bugün beğenmediğimiz anayasayı bile çiğnemiş olur. Ki bu anayasayı beğenmiyoruz ama bu anayasa da dahi insan hakları bağlamında böyle bir tahkir edici dil kullanılamaz. Eskiden mecliste Kürtçe bir iki söz söylendi, bilinmeyen bir dil diye geçerdi. Ben komedi olarak bunu görüp ve karşı çıkardım. Kürtçe bu toprakların asli dilidir. Benim ninemden öğrendiğim güzel Türkçemiz ne kadar aziz ve mukaddesse, Hakkari dağlarındaki yiğit Kürt aşiret çocuklarının Kürtçesi de aynı ölçüde asil ve mukaddestir. Yunus Emre'nin güzel Türkçesi nasıl saygıya değerse, Fekiye Teyran'ın güzel Kürtçesi de aynı saygıya değer. Şiddetle protesto ediyorum. Böyle bir şeyi kabullenmek, böyle bir şeye sessiz kalmak mümkün değil. En şiddetli şekilde kınıyorum. Bir daha da hiçbir spikerin böyle bir şey yapmaması. Bugün Büyük Çiftlik'te birçok onurlu Kürt kadını bana Kürtçe konuştular çünkü Türkçe bilmiyorlardı. Hadi bilse bile Kürtçe konuşmayı tercih edebilir. Ben de gönlüm isterdi ki ben de Kürtçe bileyim ve ona Kürtçe hitap edeyim. Ama Kürtçe bazen bizim parti müracaatlarında da bilinen yabancı diller yazanlar Arapça, Kürtçe diye yazan oluyor. Hemen ona uyarıda bulunuyorum. Kürtçe yabancı dil değildir. Kürtçe bu toprakların dilidir. Kimse bu konuda da şey davranamaz. Yani bu tavrı şiddetle protesto ediyorum. Kapılarla ilgili kanaati söyledim. Geldiğim gün 3 kapının da açılması için işlem yapacağım. Geldiğim gün, bakın hafta demiyorum. Esenler'i çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim. Esenler'e, Urumiye çok canlı bir ticari hayatı olan bir şehirdir. Urumiye ile İran'la bizim en önemli kapılarımızdan biri Esenler. Kesinlikle açarım. Düzensiz olarak sınırlardan geçen mülteci vesaire bunları kontrol altına alırız İran'dan ama düzenli olarak sınır kapısını açar ticaret. Sınır ticareti bu bölgenin can suyudur. Kuzey Irak, Irak'la ilgili açılacak kapılar ise hiç tereddütsüz hepsini açarım. Aslında 5 kapı açılması lazım Irak boyunda. Ama maalesef o da istediğimiz çalışmalar tamamlanmadı. Hepsini açıp günlük akışı rahatlatacak tedbirler alırız. Bazı özel güvenlik bölgeleri, tabii güvenlik ihtiyaçları varsa belli tedbirler alınır. Çünkü sınır bölgeleri, bütün dünyada sınır bölgelerinde böyle şeyler olur. Yani güvenlik tedbirleri alınır. Ama halkın günlük hayatını ve ekonomik kazancını etkilemeyecek şekilde bunların yapılması lazım. Bu da meralar konusunda başlı başına bir düzenleme şart. Geldiğimizde öncelikle bu meralar ve bir tapu kadastro düzeni de kurulması lazım. Bugüne köylerimiz bahsetti. Zilliyet esasıyla toprak edinmişler. Zilliyet. Ama tapuya dönüşmemiş. Hazine ile köylü arasında ihtilaf konusu olmuş. Süratle buradaki bu ihtilafları gidermek ve nesiller boyu kullanılan bir toprak varsa ve zilliyet esası üzerinde şeyse bunların haklarını teslim etmek ve gerekli tedbir almak lazım. Bu bölgenin istihdamı genişlemesi mümkünse iki şey esastır. Bir, hayvancılık, tarım ve hayvancılık. İki, kapılar. Hemen sonrasında uzun dönemli planlamada da orta vadeli planlamada ise tarıma dayalı entegre sanayi ve ticaret, burası İpek yolu nihayet, ticaretin artırılması. Bu plan içinde inşallah iktidara geldiğimizde göreceksiniz buralar şenlenecek ve biz bambaşka bir Yüksekova, bambaşka bir Hakkari hep beraber inşa edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. İfade özgürlüğüyle ilgili... Efendim? İfade özgürlüğü hiç istedemediniz efendim. İfade özgürlüğü, ben akademisyenim, ben de gazetecilik yaptım vaktinde, yazı yazdım. Yeni sefer kapatılmış bir gazeteyiz. Yüksekova'yı. Kesinlikle yanlış. Hükümet döneminde, sizin döneminizde de efendim, kapatılmış bir gazete. Şu an sadece sizin haberlerinizde yeni dönemler bizleriz. Bilmiyorum hangi dönem. Benim dönemde hiçbir gazete kapatmasına benim rızamla olmadı.
Bana bir getir bak, bu ciddi bir iddia. Benim dönemde, ha bak benden sonradır. Benim dönemde hiçbir gazete, bir getir bana, bir bileyim. Varsa ona, o da yanlış. 25 Temmuz 2016 ne zaman başbakanlıktan aldın Ömer? Sen gazetecisin mübarek. Ha gazetecisin, dur bakayım. Şimdi bir de ben sana sorayım. Ben ne zaman başbakanlıktan ayrıldım? 25 Temmuz'dan sonra. Biliyor. Bak ben ne zaman gazeteciydim Ömer? Ömer ve Bilal. Şimdi. Ne zaman? Bak ama bak size bir şey söyleyeyim. Hoca olarak söyleyeceğim şimdi. Birine soru soracaksanız dersinizi çalışacaksınız. Ben ne dedim? Benim dönemde gazete kapatılmadı dedim. Ki olabilir, bir yerde hata da olabilir. Bak emin bir şekilde söyledim. Sen de ısrarla dedin ki kapatıldı. Ben de ne zaman kapatıldı dedim? 25 Temmuz 2016. Ya 25 Temmuz, ben 22 Mayıs 2016'da başbakanlığı... Öyle efendim, bizim gazetelerimiz 2013'te kapatıldı. 2013'te ben başbakan değildim ki. Ama Dışişleri Bakanı'ydım. Bana bağlı değil ki. Ömer, bana bağlı değil. Velev ki oldu diyelim. Velev ki oldu diyelim. Ben ona da karşı çıkarım. Derim ki yanlış yapmışlar. Benim haberim olmamış olabilir. Olmuş olsa da hata derim. Ama olmuşsa da o 2016 dediğin için söylüyorum. Olmuşsa da bakarım. Bana bilgiyi verin. Ben yanlışa sahip çıkmam. Yanlışsa yanlış derim. Düşünce özgürlüğü bağlamında sadece ve sadece şudur, açık söyleyeyim. Açık bir şekilde şiddet ve terör çağrısı yapmak. Bakın başbakanlığım döneminde bir tek habere müdahale ettim. Benim dönemde öyle gazetecilere, şimdi de gazetecilere şu soruları sorun, şunu sormayın denmemiştir hiçbir zaman. Her gazeteci her soruyu sorar bana derdim. Hani prompterden falan da okumadım hayatta hiç. Ama bir kere müdahale ettim. Bu şehit savcı Selim Kiraz var ya, o şehit edildiğinde bir şehit edilmeden önce şakağına silah dayanan bir isim vardı. Bu dünyanın her yerinde buna el konur. Bütün gazeteleri arattım arkadaşlara. Aman dedim, bu resim yayınlanmasın. Türkiye'nin en büyük gazetesi olduğunu iddia eden gazete o zaman bu resmi yayınladı, onlara tavır koydum. Çünkü terörün katlettiği bir savcı, ailesi var, çocukları var. Nasıl bu gazeteyi başka hiçbir müdahalem olmamıştır. Ha birisi şunu derse, efendim şunlara karşı şunları tahrik et, şiddeti, terörü teşvik et, açık ve net derse, bu dünyanın hiçbir yerinde basın özgürlüğü değil. Düşünce özgürlüğü değil. Yani şimdi Sünnileri Alevilere karşı kışkırtan bir şey yayınlasa birisi. Alevileri Sünnilere karşı kışkırtan bir şey yayınlasa, bu basın özgürlüğü olmaz. Ya da Türkleri Kürtlere, Kürtleri Türklere karşı. Ama eleştiriyse, ama sert eleştiriyse eyvallah. Her şeyi sorma, her şeyi eleştirme hakkınız var. Çok teşekkür ediyorum. Hadi görüşmek üzere.